Avrupa Birliği Ukrayna'yı Rusya'nın önüne attı. Yani bir aslanın önüne atar gibi attı. Yazık ya. Vallahi daha düne kadar Bahçeli'den Tayyip Erdoğan zürriyetsizden tut neler dediler neler kürsülerde birbirlerine. Şimdi kankalar. Putin kafaya takmış. İlla ki ben diyor Ukrayna'yı alacağım. Bu Rusya'daki savaştan dolayı şimdi yağ krizi ve buğday krizi başladı. Evet. Yağ fiyatları artacak ve yağ bulamayacağız diyorlar. Doğru. Ekmeğin doğru. De fiyatı de artacak. Doğru. Ne diyorsun abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekmeğin fiyatı tahminimce bir ay sonra 10 lira. Tabii. Çünkü biz şöyle basından öğrendiğim kadarıyla Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl alıyormuşuz. Ha. Şimdi Rusya'nın işi de tabii bütün devletler, Avrupa Birliği üyeleri Rusya'yı dışladı, Amerika'da dışladı. Şimdi yarın öbür gün bize de diyecekler. Onlar ondan ilişkilerini kesin kardeşim. Hani Rusya'dan ilişkilerini kes diyecekler. Daha şimdi demiyorlar da ileride mesela Rusya bize tahıl falan gönderdiğinde kardeşim almayın diyecekler hani. Evet. Bize de şimdi şey yapacaklar. Tahminimce 1-2 aya kadar ekmek 10 lira olur. Bak altın 900 lira. Galiba önümüzdeki 1 hafta içinde 1000 liraya çıkar altın. Evet. Çünkü söyledi yani bunu ekonomistler de söyledi. Ya desen ya da öyle. Ya da öyle. Ha buluruz. Buluruz da nereden buluruz? Brezilya'dan, Çin'den buluruz. Anlıyor musunuz? Buluruz. Gelir hani aç kalmayız ama yani bu savaş kötü oldu. Savaş hani ekonomimizi bayağı bir baltalayacak. Mesela bu sene turist gelmez. Ukrayna turist zaten gelmez. Avrupa zaten bizi sevmiyor gelmez. Gitmeyin diyorlar orada propaganda yapıyorlar. Rusya desen zaten adamlar bu sefer o Sivit denen bir olay var. Sivit denen bir olay var. Avrupa şimdi Avrupa Birliği Sivit'ten çıkardı. Yani adamların şimdi bankamatikleri, banka kartları çalışmıyor. Yani Ruslar da gelmez. Gelse bir Araplar gelir. O da mesela İranlılar gelir. O da başımızdan eksik olmuyor zaten. Yani illa ki hani turizm de bir artık şeye düşer yani. Hani %50'ye düşer Antalya için çok zor tabii. Antalya halkının 2/3 turizmden geçiniyor. Hani bu Ankara İstanbul gibi değil. 2/3 turizmden geçiyor. Antalya için çok kötü. Antalya için çok kötü. Zannedersen Putin durmaz. Putin kafaya takmış. İlla ki ben diyor Ukrayna'yı alacağım. Vallahi bu sabah seyrettim. Yani Suriye gibi bütün şehirleri yıkmış. Evet. Yazık ya. Yani o insanlara da yazık kardeşim. Hani biz zamanında Suriye'de yazık dedik. Evet. Zamanında mesela Afganistan'a da yazık dedik. Yani savaşmayın diyoruz kardeşim. Savaş olmasın. Çocuklar ölmesin. Yazık ya. Yani dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmesin ya. Yazık yani o kadınlara, çocuklara perişan olmuşlar yani. Yazık hani bu sadece Ukrayna için değil. Adamlar hani sarı gözlü, mavi saçlı mavi gözlü, sarı saçlı olduğu için değil. Hani bu dünyanın her tarafında çocuklar ölmesin. Anlıyor musun? Savaş olmasın diyoruz ama Rusya kafaya takmış kardeşim. Şimdi şöyle takmış kafaya. Ukrayna'yı da bu Amerika Birleşik Devletleri şey yaptı yani. Gazladı yani. Yok seni Avrupa Birliği'ne alacağız, yok sana NATO koyacağız dedi. Rusya da buna sinirlendi. Onlar kardeşler, Slavik şeyinden geldiği için. Çünkü o yıktığı binalar da ta 1940'larda Rusların yaptığı binalar. Şimdi Putin kızıyor. Madem öyle diyor, ben de size yaptığım binaları yıkacağım kardeşim diyor. O binaları komple yıktı Putin. Bak şimdi 65 kilometrelik konvoy var. Tahminimce Ukrayna ne kadar dayanacak? En fazla dayansa 48 saat dayanır. Yerle bir eder Kiev'de. Yani Kiev'de yerle bir eder. Zaten gelmiş sabah en fazla 20 kilometre kalmış diyor. Anlıyor musun? Yani bir ülke yok oluyor bak. Bir halk yok oluyor. Yazık o insanlara. İşte ama Rusya'yı sinirlendirmeyeceğim. Burada Rusya'yı Amerika ve Avrupa Birliği Ukrayna'yı Rusya'nın önüne attı. Yani bir aslanın önüne atar gibi attı. Yazık ya. Yani tamam özgür bir ülke, yeni bir ülke. Daha onlar 30 yıllık bir ülke. Anlıyor musun? Yazık ama yani o çocuklara, o insanlara yazık ya. O şehri bombalaya bitirdiler ya. Ama niye bombalıyor biliyor musun? Bu diyor, bunları diyor ben yaptım diyor. Bunları biz yaptık diyor zamanında. Tabii 1940'larda, 50'lerde biz yaptık bu binaları diyor. Biz yıkacağız kardeşim binaları diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim geçinebiliyor muyuz? Durumlar nasıl? Klasik Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı var. Kimse burada ben rahat rahat geçinebiliyorum diyemez. Peki bu Rusya'nın savaşından dolayı şu anda yağ ve buğday krizi öngörülüyor. Piyasada evet, fiyatların artması ve şey bekleniyor. Bulunamama. Yağ bulunamayacak deniyor. Tedarik sorunu çıkacak. Bizim ülkemizde aslında savaş evet etkiliyor. Ama genel manada baktığında biz tarım ülkesi değil miyiz? Evet neden üretmiyoruz? Bizim sorunumuz üretmekte. Bugün zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı bir yasa çıkarttılar değil mi? Kesilsin diye. Evet kesilsin. Sadece maden ocakları için açılabilir diye. Evet. Ya arkadaşım ne gereği var? Yasayı geçiren insanların aklından şüphe eder miydiniz? Kesinlikle. Ülkeyi yönetiyorlar ama. Ülkeyi yönetiyor olabilir. Bu demek değildir ki her ülkeyi yöneten kendi ülkesini ve halkını seviyor demek değildir ki.
ülkesini sevmek sadece zeytinine, efendime söyleyeyim, buğdayına, insanına değer vermektir. Ama bizim ülkemizin yöneticilerini ben insana bir değer verdiklerini düşünmüyorum. Daha doğrusu kendinden olmayana değer verdiklerini düşünmüyorum. Nasıl olacak böyle? Halkımız bu durumları görmüyor mu sizce? Halk görüyor ama sindirilmiş bir halk var. Karşımıza sindirilmiş bir halk var. Çünkü korkuyor. Düşüncelerini söylese bugün birçok gazeteci niye içerdi? Kendi özgürce düşüncelerini söyleyebildiği için. Halk da bundan korkunuyor. İster istemez ben düşüncemi dile getirdiğimde başıma ne iş gelecek? Acaba neler olacak? Bunları düşünüyor. Onlar da haklılar. Geride bırakacaklarına bakıyorlar. Ne yapsınlar? Silivri soğuk diyor. Evet soğuktur ama bir şeyleri de diyor. Kalorifer var orada. Ama soğuktur. Amenna. Ama şöyle de bir şey var. Ben arkamda bıraktıklarımı nasıl düşünmeyeceğim? Düşüncelerimi dile getirmezsem bir şeyin değişeceğine de inanmıyorum. Bunun için elimizde tek seçim kalıyor. O da gelecek olan seçimler. Yapabileceğimiz tek bu. Şu an emin olun yapabileceğimiz tek bu. Orada kesim ısrarla sıkıntı yok diyor mesela. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Kime yok? O sıkıntı kime yok? Halka mı yok? Kendilerine mi yok? Evet. Kendileri açısından bakıyorsa doğrudur. Onlara bir sıkıntı yok. Halk açısına bakın. Daha düne kadar yağ fiyatı 120-130 liradan değil miydi? Evet. Şimdi nasıl oldu? 200 lira, 230 liradan yağ almaya başladı millet. Nereden bulacak? Günlük 140 liraya yömyeye çalışan bir insan 2 günlük çalışmasını, emeğini verecek ki karşında yağ alabilsin. Bu sadece yağ. Bunun kirası var, elektriği var, suyu var. Diğer türlü giderleri var. Ne olacak? Bu halk nasıl geçinecek? Bu insanlar ne yapacak? En sonunda taş mı kemirecekler? Hakikaten hani ona geçiyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki 90'larda böyleydi. Ya ne yapabilirim? Olan oldu. Bir hata yaptılar. Evet. Ülkeyi çok kötü bir ekonomik kriz içerisine soktular. Siz geldiniz bunları değiştireceğiz diye. Belli bir dönemde iyiydiniz. Ondan sonra sizin onlardan yaptığınız bir farkınız var mı? Aynı durumları tekrar yaşıyoruz. Yağ kuyrukları gene yok mu? Tüp kuyrukları gene yok mu? Var. Her gün haber yapılıyor. Artık insanlarımız ucuz petrol almak için. Ya ne ucuz arkadaş. Ne ucuz. Milletin aklıyla dalga ucuz mı geçiyorsunuz? Yarından ucuz. Yarından ucuz. Yarından ucuz. Her seferinde böyle mi yaşayacağız biz ama? Alıştırıldık. Alışmadık. Alıştırıldık aslında. Çünkü biz tepkimizi dile getiren bir toplum değiliz. Korkuyoruz. Açık ve net. Korkuyoruz arkadaş. Çünkü yönetim öyle bir şey ki acaba başımıza ne iş gelir? Size de bu arada geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. En canlı kanlı örneği karşımda duruyor. Yine korkmadınız dimdik buradasınız. Şu an hakkımda yakalama kararı var benim. Ciddi misiniz? GBT'ye girsem yandım. Aman dikkat edin. Ama insanların korkmasını da anlamak gerekiyor. Çünkü insanlar bazen kendinden geçebilir ama geride bıraktıklarından vazgeçemiyor. Sorun da o. Yoksa diğer türlü herhangi bir problem yok. Biz illaki kendi özgür düşüncemizi şu an belki dile getiremeyeceğiz ama yarın öbür gün önümüze bir sandık gelmeyecek mi? O zaman getireceğiz. Bugün olmazsa yarın. Olacak ama. Öyle veya olacak bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Onlar da bunun farkında. Sadece bekliyorlar. Sizce bir değişim olacak mı? 2023'te ne öngörüyorsun? 2023'te ne öngörüyorum? Çok güzel soru. Ben bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. En azından o yönde bir ümidim var. Bir inancım var. İktidar değişik diyorsun. İllaki. Sizin adayınız kimdir? Benim şahsi bir adayım yoktur. Mevcut ülkeyi yönetenin karşısına çıkacak, affedersiniz tabiri, odun dahi olsa. Bakın odun dahi olsa. Bir parça kütüğe veririm. Veririm. Bir farkı yok. Yani bir farkı yok yani. Benim görüşüm bu. Karşında hiçbir önemi, şahsın bir önemi yok artık. Olan oldu. Atalan Üsküdar'a geçti. Yeter artık. Olan bu halkı oluyor. Bu insanlar oluyor. Artık gençlerimizin birçoğu bu ülkede çalışmak istemiyor. Avrupa'ya nasıl giderim veya daha refah seviyesi yüksek ülkelere nasıl gidebilirim? Bunun yollarını araştırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Geçim durumu nasıl? Berbat. Neden böyle? Her şey zam. Kimisini hiç etkilemiyor. Soruyoruz. Beni etkilemiyor diyor. Etkilemiyor. Zordan yiyordur para. Yiyor mudur? Helal para değildir diyorsun. Yani. Peki bu Rusya savaşından dolayı şimdi buğdayla ayçiçeğinde sıkıntı başladı. Yarın öbür gün bu fiyatlara yansıyacak. Ne düşünüyoruz? Zaten bir tenike yağı 150 lira edecek 200 lira. Bir yerden sonra hiç bulamazsak ekmek en temel sof olmuyor. Buğday hep oradan geliyor. Her şey ithal. Peki ülkeyi yönetenler bugünleri akıl edemedi mi sizce? Etmezler mi? Niye bir şey yapmadılar? Yarın Rusya savaşa girerse, bize buğday vermezse biz ne yapacağız diye düşünmemişler midir? Onlar cebini doldurmaktan başka bir şey düşünmez. O zaman halk niye onlara oy veriyor? Geçmişte doysun, vatandaş önemli değil. Halk oy veriyor ama. Aç kalan da halk. 2023'te de verirler ya. Bu kafayla verirler valla. Düzelmez miyiz? Mümkün değil.
Ama inşallah sonu geldi. Değişecek diyorsun. Kesin. Nerelerde? 6 parti birleşti. 7 parti etti ya. Ya HDP'de 6 onlar bir de HDP 7. Birlikteler mi sence? Ya birleşmeseler de illa onu destekleyecekler yani o karşı tarafın adayını. Erdoğan oy verecek halleri yok diyorsun. Yani boş atsan oraya gidiyor, dolu atsan da gidiyor. İnşallah değişir. Sence kim aday olmalı? Gelsin artık. Kim aday olmalı sence? Ben Mansur Yavaş seviyorum. Güven veriyor. Ya siyaset adam yıllardır. Ömrü geçmiş siyasette. Başka kim yönetecek? Evet, Bahçeli'de siyasetine siyaset da var. O da iyi ama. Mansur Yavaş daha etkili ondan. Mesela sadece siyaset adamı olması mı? Bak Devlet Bahçeli de kaç yıldır MHP'nin başında. O da siyaset adamı. Vallahi daha düne kadar Bahçeli'den Tayyip Erdoğan zürriyetsizden tut neler dediler neler kürsülerde birbirlerine. Şimdi kankalar. Abi, doğru mu? Siz dediğin adamı vurmaya kadar yolu var. kardeş geçiniyor. İnşallah Mansur Yavaş gelirse bir şeyler değişir. Bir şeyler değişir. Olsun da yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.